Merhaba, ben BK Howard. Yanımdaki de Evan Howard. Evan, sen kaç yaşındasın? 11. 11 yaşında. Ben kaç yaşındayım? 40. 42 galiba. Yok, 44. Her sene değişiyor, unutuyorum. Bugün size Selçuk Demirel'in Mumuk Harfleri Öğreniyor kitabını okuyacağız. Bu arada çok büyük bir tesadüf. Benim üzerimde giydiğim tişört ve mumuk birbirlerine ne kadar benziyorlar, değil mi? Mumuk'un sanatçısı kim acaba? Selçuk Demirel acaba hem kitabı yazıp hem de resimleri mi çizmiş sence? Öyle değil mi? Çünkü ayrı birini yazmamışlar. Evet. Benim üzerimdeki tişört Selçuk Demirel'in bir eseri değil. Bunu Meksika'da Ay Güey diye bir stil mağazasından almıştım. Çok hoşuma gitmişti. Herhalde mumu andırdığı için, değil mi? Olabilir. Hadi başlayalım. Mumuk harfleri öğreniyor. Selçuk Demirel. Bu sabah Mumuk yazı yazarak hoşça vakit geçirecek. Ne kadar eğlenceli bir oyun bu. Mumuk harflerin sırrını keşfettiğinden beri bütün zamanını ya okuyarak ya da yazarak geçiriyor. Bakın, Mumuk yatağında uyanacak ve sonra yazı yazarak geçirecekmiş. Önceleri her akşam annecik Mumuk'un yatağına oturur ve ona büyük masal kitabına bakarak hikayeler anlatırdı. Şu küçük esrarengiz çizgilere bakarak bunu nasıl yapıyordu ki? Güzel bir masal kitabı varmış Mumuk'un. Ne kadar küçük Mumuk. Ve babacık gazetesine bakarken bazen gülmeye başlardı. Bazen de sinirlenirdi. Oysa baktıklarında resim bile yoktu. Bir gazeteyi nasıl komik ya da kızdırıcı bulabilirdi ki? Bu işin bir sırrı olmalıydı. Güzel bir gün ve işte zafer. Mumuk sonunda sırrı çözmüştü. Küçük siyah çizgiler harflerdi. 29 taneydiler ve onlarla ne istersen yazabiliyordun. Evet, Türk alfabesinde 29 tane harf var. Biz yaşadığımız ülkede İngilizce konuşuyoruz. Bizde 26 tane var. Değil mi? Tamam. Arada sırada unutuyorum böyle şeyleri. İşte böyle. 2 M, 2 U ve sonunda bir K. Onun adıydı bu. Mumuk. M, U, M, U, K. 5 harf adını anlatmaya yetiyordu. Mumuk artık işin puf noktasını öğrendi. Her yerde okumak istiyor, hatta sofrada bile. Harfler etrafındaki her şeyin adını söyleyebiliyor. Kuş, bulut, çikolata, rafadan yumurta. Acaba Mumuk sabah kahvaltısında çikolata mı yiyor? Olabilir, belki şokelladır. Üstelik bir sürü de hikaye anlatıyorlar ve Mumuk bunların hepsini anlıyor. Artık ayısıyla bebeklerine peri masallarını kendisi okuyor. Mumuk ayısıyla beraber peri masallarını okuyor. Akşamları uyumadan önce Mumuk tek başına maceradan maceraya koşuyor. Kedisi mi? O çoktan uyumuş bile. Dün Mumuk kırmızı başlıklı kızın hikayesini okudu. Okula giderken de tıpkı hikayedeki kız gibi başına kırmızı bir başlık, eline de ufak sepeti vardı. Gerçekten kırmızı başlıklı kıza benzemiş. Ne büyük mutluluk. Bir resim yaptığı zaman artık yanına neyin resmini yaptığını yazabiliyor.
Ama bu her zaman pek kolay olmuyor. Bazen babacık, Mumuka daktilosunu kullanması için izin veriyor. Tak! Her tuşa ufak bir vuruş, harf kağıdın üzerine tek başına çiziliyor. Üstelik kitaplardaki kadar da güzel. Ben küçükken benim babamın da böyle güzel bir daktilosu vardı. Harfleri öğrenince harfleri öğrenince her şey ne kadar da değişiyor. Olağanüstü bir şey bu. Artık hiçbir sır yok. A, B, C, Ç, D, E, F, G, yumuşak G harflerini seviyorum. I, I, J, K, L, M, N, O, Ö, P, R, S, Ş, T, U, Ü, V, Y, Z. Z. Bütün harfleri öğrendim Umuk. Harfleri öğrenince de kelimelerinin sırrını çözmüş. Ne güzel. Kitabımız bitti. Beğendik mi kitabı? Evet. Bence de güzel. Beraber Selçuk Demirel'in Mumuk Harfleri Öğreniyor kitabını okuduk. Hoşça kalın.